Bugün Vedat Yenerer'in haberiydi bu haber ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şöyle bir haber yer almaktaydı. Pek çok sosyal medyada, internet sitesinde CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiasına doğru mu sorusuna evet doğru yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk teklifin Meral Akşener'den geldiğini belirtti ve Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'ın Akşener'in elçisi olarak mesaj ilettiğini ifade etti. Haber buydu ama biz bu başlığı konuşurken sevgili İpek Özbey Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü, sordu, bu iddiayı sordu, bu haberi sordu, bu haberin doğruluk payını sordu. Ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu da İpek Özbey'e şu açıklamayı yaptı. Dedi ki CHP'de en az 50 milletvekili bana sadık demedim. Olur mu öyle bir şey? Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıma altılı masa karar verdi. Daha fazla ayrıntıyı konuşmak da yersiz. Bu arada SHP yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti de yeniden kuruldu. Buna dair bir açıklama da var. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olacağı da söyleniyordu. Bununla ilgili bazı iddialar da vardı bugün. Hatta bu konuyla ilgili partinin eski genel başkanı Sayın Karayalçın'a da soruldu. Dedi ki SHP isminden faydalanmak isteyen birileri var belli ki ama kim olduklarını bilmiyorum demişti. Buna dair de bir yanıtı var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dedi ki SHP'yi yeniden hayata geçireceğim söyleniyor. Bıktım ben bu yalanlardan, hiçbir ilgim yok diyor. Şimdi Sayın Kulat tam buna dair yorumlarını paylaşıyordu. Şimdi duyabileceğiz sanırım sesinizi. Lütfen buyurun. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla iki gün önce daveti üzerine bir görüşme yaptım. Uzun bir görüşmeydi. Yaklaşık 45 gün kadar yurt dışında olmam dolayısıyla biraz işte yurt dışı ile ilgili bazı muhabbetler ettik bulunduğum yerle ilgili. Sonrasında da Türkiye'deki mevcut durumu konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni bir parti, yeni bir çaba ya da mevcut partilerden birisiyle bir beraberliğiyle ilgili hiçbir izlenim edinmedim. Çünkü bütün sorularını daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi üzerine yoğunlaştırıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde daha başarılı olmasıyla ilgili bir gayretin içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlılık ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na taraftar olma anlamında milletvekillerinin, Cumhuriyet Halk Partisi vekillerinin Sayın Kılıçdaroğlu'na en azından büyük kısmının vefalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir değerlendirme değil. Çünkü bu isimlerin çokları Sayın Kılıçdaroğlu döneminde o listelere girdiler ve eski genel başkanlar olarak da Sayın Kılıçdaroğlu'yla yakın bir hukukların olmasından normal bir şey yok. Ben SHP ile ilgili konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğrudan ya da dolaylı bir irtibatı olduğunu düşünmediğimi ifade etmek istiyorum. Yani bu tam da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma ihtimalini gören yapıların ondan yani nasıl yaparız da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme ya da kendi içerisinde bir ayrışmaya neden oluruz şeklinde düşünenlerin istediği şey olur. Bu anlamda bunu söylemek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyaseten çok duyarlı gördüm. Yani bir emekli siyasetçi gibi davranmıyor. Davranmasını da beklememek lazım. Çünkü daha 3-5 ay öncesinde siz ya da işte bir yıl öncesinde siz Cumhurbaşkanı adayıysanız bu ülkede doğal olarak yani zaman zaman paylaşımlarıyla, sosyal medyadaki değerlendirmeleriyle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülke meseleleriyle ilgili olduğunu, çok ilgili olduğunu, bu süreci değerlendirdiğini görüyoruz. Daha dün akşam bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından ekonomiye dair yaklaşık 8-8,5 dakikalık bir paylaşımdı mesela. Evet, onu ben de takip ettim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu son derece bu konuda birikimini toplumla paylaşmaya çalışıyor ama bunu yaparken de dikkat ederseniz yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni öznede tutarak yani onun üzerinden değerlendirme yapıyor. Tabii ilerleyen şartlarda süreç ne getirir onu bilmiyorum ama yani 50 milletvekilinin sadık olma şeklinde bir değerlendirme yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadakattir aslı olan bir parti için söylüyorum. AK Partililerin de AK Parti'ye sadakat ya da MHP'lilerin de MHP'ye sadakat olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seviyor olmaları anlaşılabilir bir durum. Eğer yani ben daha fazla olabileceğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü partinin genel başkanlığını yapmış, onları o listelere girmelerini sağlamış bir siyasetçiyle yani sonuç itibariyle insani anlamda
eğer çok özel bir problemi olan 3-5 kişiyi saymasak herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ciddi anlamda takdir ederler, severler. Ben zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerle, milletvekilleriyle görüştüğümde genel başkan olarak, eski genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na hürmetlerini ifade eden bir dili görüyorum. Yani bu anlaşılabilir bir durum var. Aktif olarak paylaşımlarına devam etmesi, mesela Ateş davasında da gördük, görüntüler vermesinden kaynaklı mı bu tarz iddialar ortaya atılıyor, bir karışıklığa sebep olmaya çalışılıyor? Yani muhtemelen ondan dolayı, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının doğru olduğunu düşünüyorum. Bunca tecrübe, bunca birikim sonuç itibarıyla yani kendisiyle birlikte ortadan kaybolmamalı. Hatta Türkiye'de mesela Sayın Abdullah Gül bu yönüyle eleştirilir zaman zaman. Yani işte niye konuşmuyor, niye değerlendirme yapmıyor diye. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu birikimini toplumla paylaşması, zaman zaman bir aktivist gibi işte Sinan Ateş meselesinde olduğu gibi tavırlarını ortaya koyması, ülke sorunlarıyla ilgili geçmişte ciddi dosyalar üzerinden yapmış olduğu çalışmalarını toplumla paylaşması, o birikimi toplumun önüne koyması son derece anlaşılabilir bir durum.